ve güvenin adı Özseç Beton'un katkılarıyla Ay Işığı başlıyor. Ay Işığı. Hazırlayan ve sunan Ahmet Akif Yılmaz. Efendim, Allah'ın selamı ve rahmeti üzerinize olsun. Ömrünüz hayırla, iyilikle dolsun. Kalbiniz huzur, gönlünüz muhabbetle dolsun. Yüzünüzde tebessüm, dilinizde hep dua olsun. Ay ışığında okuyacağımız şiirler gönüllere şifa olsun. Yayınımıza hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. İki saat boyunca edebiyatımızın en güzel şiirleri ve müzik eserleriyle bir yayın gerçekleştireceğiz. Güzel bir yayın olmasını diliyorum Yüce Allah'tan. Rabbim gönlümüze ferahlık versin, işimizi bize kolaylaştırsın ve dilimizdeki tutukluluğu çözsün ki sözümüz doğru anlaşılsın. Efendim, özledik sizi. Umarım görüşmeyeli iyisinizdir. Artık bu yılın son ayının son günlerini yaşıyoruz. İnşallah hayırla, huzurla Rabbim bize nice yıllar yaşayabilmeyi nasip etsin. Bereketle dolu efendim, Allah'ın razı olduğu bir ömrü Rabbim cümlemize ihsan buyursun. Kıymetli dostlar, sizden gelen şiir isteklerini bu yayında bir şiir dinletisi tadında, kıvamında peş peşe şiirleri yorumlayarak, okuyarak bir yayın gerçekleştirme gayretinde oluyoruz. Sizler de şiir isteklerinizi ve yayında ya da yayından sonra gelecek bölümlerde paylaşılmasını istediğiniz, yorumlanmasını istediğiniz şiirleri bize ulaştırabiliyorsunuz. Bunun için hemen İletişim yollarımızı aktaralım. Efendim, e-posta adresimiz info@ahmetakifyilmaz.com. info@ahmetakifyilmaz.com. Sosyal medya hesaplarımız Facebook, Twitter, Instagram ve YouTube. Ahmet Akif Yılmaz yazdığınızda sayfamızı kolaylıkla bulabilir ve buralardan da bize ulaşabilirsiniz. Yine web sitemiz üzerinden, ahmetakifyilmaz.com üzerinden de bize ulaşabiliyorsunuz. Radyomuzun WhatsApp numarası 0546 432 1818'de emrinize amade. Efendim, akşamınız hayırla dolsun. Her biriniz tekrar hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Efendim, dün İstiklal Marşımızın yazarı, vatan şairi Mehmet Akif Ersoy'un vefatının 86. seneyi devriyesiydi. Bu vesileyle üstadı rahmetle anıyorum. Mekanı cennet olsun, makamı âli olsun. 17 Haziran 1936'da tedavi için İstanbul'a gelmişti vatan şairi Mehmet Akif Ersoy. Akif 86 yıl evvel 27 Aralık 1936 tarihinde İstanbul'da Beyoğlu'ndaki Mısır apartmanında rahmet-i rahmana kavuşmuştu. Edirne Kapı mezarlığına defnedildi ve mezarı 2 sene sonra üniversiteli gençler tarafından yaptırıldı. Ve 1960 yılında yol inşaatı nedeniyle kabri Edirne Kapı Şehitliği'ne nakledildi. Halen Edirne Kapı Şehitliği'nde şu an kabri Süleyman Nazif ve arkadaşı Ahmet Naim Bey'in mezarları arasındadır. Efendim, bu vesileyle İstiklal şairimizi rahmetle anıyoruz ve İstiklal Savaşı'nda, ki geçmişten bugüne nice şehitler verdik, halen de veriyoruz, bu toprakları yurt kılmak için şehadete yürümüş bütün aziz şehitlerimizi Akif'le beraber rahmetle, duayla yad ediyoruz ve 14 Mart 1913 yılında kaleme alınmış Mehmet Akif Ersoy'un Yes isimli o güzel şiiriyle 1913 yılına şöyle bir gidelim ve ümit var olmanın, yese kapılmamanın ne demek olduğunu Akif'in dizelerinden bir kez daha hatırlayalım. Kuşlara ve yıldızlara
Ücretsiz şiirler. Ati'yi karanlık görerek azmi bırakmak, alçak bir ölüm varsa eminim budur ancak. Dünyada inanmam hani görsem de gözümde, imanı olan kimse gebermez bu ölümle. Ey dipdiri meyyit, iki el bir baş içindir. Davransana, eller de senin, baş da senindir. His yok, hareket yok, acı yok, leş mi kesildin? Hayret veriyorsun bana, sen böyle değildin. Kurtulmaya azmin neye bilmem ki süreksiz? Kendin mi senin yoksa ümidin mi yüreksiz? Ati'yi karanlık görüvermekle apıştın, esbabı elinden atarak yese yapıştın. Karşında ziya yoksa sağından ya solundan tek bir ışık olsun buluver, kalma yolundan. Alemde ziya kalmasa halk etmelisin halk. Ey elleri böğründe yatan şaşkın adam, kalk. Yes öyle bataktır ki düşersen boğulursun. Ümide sarıl sımsıkı, seyret ne olursun. Azmiyle, ümidiyle yaşar hep yaşayanlar. Meyus olanın ruhunu, vicdanını bağlar. Hüsrana rıza verme, çalış, azmi bırakma. Kendin yanacaksan bile evladını yakma. Evler tünek olmuş, ötüyor bir sürü baykuş. Seslerde vatan tehlikedeymiş, batıyormuş. Sahipsiz olan memleketin batması haktır. Sen sahip olursan bu vatan batmayacaktır. Feryadı bırak, kendine gel. Çünkü zaman dar. Uğraş ki telafi edecek bunca zarar var. Feryad ile kurtulması memul ise haykır. Yok yok, hele azmindeki zincirleri bir kır. İş bitti, sebatın sonu yoktur deme, yılma. Ey milleti merhume, sakın yese kapılma. Ey milleti merhume, sakın yese kapılma. Ayşe, kuşlara ve yıldızlara ücretsiz şiirler. Kuşlara ve yıldızlara ücretsiz şiirler. Karanlık görerek azmi bırakmak, alçak bir ölüm varsa eminim budur ancak. Dünyada inanmam hani görsem de gözümle, imanı olan kimse gebermez bu ölümle. Ati karanlık görerek azmi bırakmak, alçak bir ölüm varsa eminim budur ancak. Dünyada inanmam hani görsem de gözümle, imanı olan kimse gebermez bu ölümle. Ey dipdiri meyyit,
basit, iki el bir baş içindir. Davransana eller de senin baş da senindir. His yok, hareket yok, acı yok, leş mi kesildin? Hayret veriyorsun bana, sen böyle değildin. Kurtulmaya azmin niye, bilmem ki süreksiz. Kendin mi senin yoksa, ümidin mi yüreksiz? Hüsrana rıza verme, çalış azmi bırakma. Kendin yanacaksan bile evladını yakma. Sahipsiz olan memleketin batması haktır. Sen sahip olursan bu vatan batmayacaktır. Hüsrana rıza verme, çalış azmi bırakma. Kendin yanacaksan bile evladını yakma. Sahipsiz olan memleketin batması haktır. Sen sahip olursan bu vatan batmayacaktır. Selamünaleyküm, hayırlı yayınlar. Allah rahmet eylesin. Yürekler toplu vurmuyor maalesef demiş Ramazan abimiz. Konya'dan mesajını göndermiş ve aleyküm selam diyoruz. İnşallah yürekler tek vursun diye biz çaba göstereceğiz. Sefer bizden, zafer Allah'tan. Biz iyiliği emretmekle, ona efendim iyi kul olmakla mükellefiz. İnşallah Allah nurunu tamamlayacaktır. Allah Müslümanlara birlik, beraberlik versin, feraset versin diye dua edelim inşallah. Feryadı bırak kendine, gel çünkü zamanda. Uğraş ki telafi edecek bunca zarar var. Hüsrana rıza verme, çalış azmi bırakma. Kendin yanacaksan bile evladını yakma. Sahipsiz olan memleketin batması haktır. Sen sahip olursan bu vatan batmayacaktır. Hüsrana rıza verme, çalış azmi bırakma. Kendin yanacaksan bile evladını yakma. Sahipsiz olan memleketin batması haktır. Sen sahip olursan bu vatan batmayacaktır. Bize ulaşmak için WhatsApp numaramız 0546 432 18 18 0546 432 18 18 Kuşlara ve yıldızlara ücretsiz şiirler. Dilimde sabah keyfiyle yeni bir umut türküsü. Kar yağmış dağlara, bozulmamış ötüsü. Rahvan atlar gibi ırgalanan gökyüzü, gözlerimi kamaştırsa da geleceğim sana. Şimdilik bağlayıcı bir takvim, sorma bana. Ihlamurlar çiçek açtığı zaman. Ay şafağa yakın bir mum gibi erimeden, dağlar çivilendikleri yerde çürümeden, bebekler hayta hayta yürümeden, geleceğim diyorum, geleceğim sana. Ne olur kesin bir takvim, sorma bana. Bıhlamurlar çiçek açtığı zaman. Beklesen de olur, beklemesen de. Ben bir gök kuruşum sırmalı kesende. Gecesi uzun süren karlar, buzlar ülkesinde. Hangi ses yürekten çağırır beni sana? Geleceğim diyorum, takvim sorma bana. Ihlamurlar çiçek açtığı zaman. Müzik
Bu şiir böyle doğarken dost elin elimdeydi. Sen bir zümrüdü ankaydın, elim tüylerine değdi. Sevda duvarını aştım, sendeki bu tılsım neydi? Başka bir gezegende de olsan dönüşüm hep sana. Kesin bir gün belirtemem, ne olur takvim sorma bana. Ihlamurlar çiçek açtığı zaman. Eski dikişler sökülür de kanama başlarsa yeniden, yaralarıma en acı tütünleri basacağım ben. Yeter ki bir çağır beni çiçeklendiğin yerden. Gemileri yaksalar da geleceğim sana. 12 ayın birisinde kesin takvim sorma bana. Ihlamurlar çiçek açtığı zaman. Bak işte, notalar karıştı, ezgiler muhalif. Hava kurşun gibi ağır, yağmursa arsız. Ey benim alfabemdeki kadim elif, ne güzellik ne de tat var baharsız. Güzellikleri yaşamak için geleceğim sana. Geleceğim diyorum, biraz mühlet tanı bana. Ihlamurlar çiçek açtığı zaman. Ihlamurlar çiçek açtığı zaman, ben güneş gibi gireceğim her dar kapıdan. Kimseye uğramam ben sana uğramadan. Kavlime sadığım, sadığım sana. Takvim sorup hudut çizdirme bana. Ben sana çiçeklerle geleceğim. Ihlamurlar çiçek açtığı zaman. Ihlamurlar çiçek açtığı zaman. Efendim, Bahattin Karakoç'un bu efsane şiiri, Ihlamurlar Çiçek Açtığı Zaman isimli bu güzel şiiri, İsviçre Basel'den Adem Solmaz ve ailesi için yorumladık ve sevgili Adem vesilesiyle de şu an yurt dışında, gurbette, Almanya'da, Fransa'da, efendim Avrupa'nın farklı ülkelerinde ve İsviçre Basel'de bizi dinleyen bütün gönül dostlarımıza buradan, İstanbul'dan muhabbetlerimizi gönderiyoruz. Selamlarımızı gönderiyoruz. İnşallah sağlık içerisinde, huzur içerisinde ve bizi en güzel biçimde bulunduğunuz yerde temsil edersiniz. Ve tabii ki Rabbim görünür görünmez her türlü şerden sizleri, bizleri, şu an sesimizi duyan tüm dinleyenlerimizi korusun diye de efendim duamızı yapalım. Ve hemen bakalım ulaşan mesajlara. 0546 432 18 18 WhatsApp iletişim numaramız. Selamünaleyküm. Hayırlı yayınlar diliyorum Ahmet Bey. Epey zamandır sesinize hasret kalmıştık. Sizin sesinizden şiir dinlemek benim için büyük bir bahtiyarlıktır. Allah ses ve nefesinize zeval vermesin inşallah. Amin diyorum efendim cümlemizin. Bu arada Hüseyin Genç abimiz, kıymetli şair, yazar, programda şiirlerine yer verdiğimiz ağabeyimiz İstanbul'dan, kendisi de hastaydı. En son dün telefonda konuşmuştuk. Geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum bir kez daha. Şu an malumunuz efendim, ortalıkta yine bir virüs dolaşıyor. Gripin ağır versiyonu olarak geçiyor. Ben de geçirdim ve yaklaşık bir ay boyunca, bir hafta şiddetli efendim baş ağrısı, ateş, öksürük şeklinde geçti ve öksürük de yaklaşık bir ay sürdü bende. Şu an Hüseyin abimiz de onu yaşıyor. Sesimizi duyan dinleyenlerimizden bu hastalığı yaşayanlar varsa da onlara da şifa diliyoruz. Allah bütün hastalarla beraber inşallah Hüseyin abimize de şifalar ihsan eylesin. Diyor ki mesajın devamında, kıymetli kardeşim, sizin programınız vesilesiyle milli şairimiz merhum Mehmet Akif Ersoy'un vefat yıl dönümü münasebetiyle bütün şair, yazar, edip ve fikir adamlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Mekanları cennet olsun. Amin diyoruz. Yüce Rabbimiz bizlere de
O mümtaz şahsiyetlerin izinden gidebilmeyi nasip etsin. Geceniz nur olsun size ve Berat FM dinleyenlerine. Mutlu yıllar diliyorum. Allah'a emanet olunuz demiş. Evet. Hastalık da aynı şekilde devam ediyormuş. Rabbim Şafi ismiyle şifalar versin diyoruz. Ve hemen söz verdiğimiz bir şiirle devam edeceğiz. Efendim şair yazar değerli Talip Kazgı hocam Osmaniye'den Erguvani Düşler isimli kitabını imzalı olarak bize göndermişti. Şair kıymetli Hüseyin Genç abimizle yollamıştı bize. Bir program vesilesiyle oraya gidince Hüseyin abimiz, Talip Kazgı hocamız da telefondan zaten tanıştık öncesinde. Yayınlarımızı sağ olsun takip ediyor ki kendileri de orada bir şiir programı icra ediyorlar Osmaniye'de. Bir kez daha teşekkür ediyorum efendim bu güzel hediye için, bu vesileyle. Şimdi bu güzel şiir kitabından Bir Avuç Sonbahar isimli şiirle devam edelim ay ışığında şiir yolculuğuna. Ay ışığı, kuşlara ve yıldızlara ücretsiz şiirler. Kuşlara ve yıldızlara ücretsiz şiirler. Sonbahar topladım bugün. Avuçlarımdaydı hüznün büyüsü. Kavuşmak kim bilir ne zaman, ne gün. Var mı ayrılıktan daha kötüsü? Yüreğim çağladı, aktı gözümden. Acının renkleri yüzüme vurdu. Sonbahar sarısı geçti özümden. Sanırsın ki özüm hasretlik yurdu. Bitirir vaveylam, beni bitirir. Dönüşü olmayan girdaba girdim. Simurklar sanırsın aşka götürür. Aşkın yolunda ben ne aşklar gördüm. Ağacından kopan bir dalım sanki. Geriye dönüşüm bilinmez derya. Düşsem de toprağa beni hep an ki vuslata dönüşsün o bitmez rüya. Vuslata dönüşsün o bitmez rüya. Efendim Ekim 2013 yılında Konya'da kaleme alınmış bir Talip Kazgı şiiriydi. Bir Avuç Sonbahar yorumladık. Talip hocamıza da gönül dolusu selamlarımızı gönderiyoruz buradan İstanbul'dan. Efendim 0546 432 18 18 WhatsApp iletişim numaramız. Yine bir gün batımında gözlerim dalar uzak. Gözlerimden akan hüzün gözyaşlarımı
ağlıyor.